Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kuralların olduğu yerde onları çiğnemek ya da en azından sıyrılmak için yaratıcı yollar kullanan insanlar var. Bu gayrimenkul ve planlama düzenlemeleri için de geçerlidir. Bazıları için kendi mülklerinde istediklerini yapmak yetkililerin izni olmadığından suç teşkil ediyor. Yakın zamana kadar Rita Herzl'la ve Hamdi Almasri'nin İngiliz çiftinin evlerinde yetkililerin sonrasında fark edeceği sıra dışı bir özelliği bulunuyordu. 37 yaşındaki Rita Herzl'la ve kocası Hamdi Almasri, normal olarak çalışmayı seven bir çift ve aynı mesleği yapıyorlar. İkisi de özel bir hastanede doktor olarak çalışıyorlardı. Çift İngiltere'nin merkezinde bulunan Leicestershire şehrinin küçük bir kasabasında çalışıyordu. Bilivi Karayolu yakınlarında duran iki katlı tuğlalı bir evde yaşam mücadelesini veriyorlardı. Evin yan tarafında ise küçük bir garaj bulunuyordu. Küçük olduğu için insanlar tarafından çok fazla dikkat çekilmiyordu. Ancak Herzl'la ve Almasri garajda bazı çalışmalar yaptılar ve orayı garaj olmaktan çıkarıp olağanüstü bir yere çevirdiler. Öyle ki arabalar için görülen bu yeri gören herkes şaşkınlığını gizleyemedi ve bu yer ülkede viral olarak yayıldı. Çiftin evi ilk aldıklarında yıl 2007 yılını gösteriyordu. O günlerde bazı arkadaşları ile birlikte evin yanında garaj fikri sunuldu ve yapılmaya başlandı. Buna ek olarak tüm tesisler özel bir garaja sahip olacaktı. Garaj fikrinin nedeni ise yollarda oluşan park sıkıntısına çözüm bulmaktı. Bununla birlikte Ekim 2015'te Bleyby bölgesi yöneticileri garajın aykırı bir yerde olduğuna karar verdiler. Soruşturma üzerine polis bu çiftin garajın etrafında diğer araçların girmemesi için uzun çitler oluşturduğunu gördüler. İşler daha da ciddileşti ve polislerin hiç beklemediği bir tablo ile karşı karşıya kaldılar. Çift kanunların izin vermediği yasa dışı bir suç işlemişlerdi. İlginç bir şekilde bu çift, garaj gibi görünen yeri kendileri için özel bir ev olarak yapmışlardı. Bunun yanında garaj gibi gösterilen yer de izinsiz bir şekilde çok yer kaplıyordu. Bu yapılan değişiklikler yasal olarak devlete bildirilmemişti. İngiltere gibi ülkelerde bir ev yapmak ya da orayı düzenlemek için mutlaka izin almanız gerekiyor. Tabii izin alırken yapılan işlemler ve oranın vergilerine bulaşmak istemeyen çift kurnazca bir yöntem denemişler. Girişi garaj gibi gösterilmeye çalışılmış ve içinde normal bir ev olduğunu yansıtmak için her seferinde arabayı onun önünde park ediyorlardı. Planlanmamış bir mülk izinlerine aykırı olduğuna karar verilirse belediye yasal olarak değişiklikleri uygulayabilir. Emlak sahibi itiraz edebilir. Ancak başarısız olursa yetkili mercilere uymak zorundadırlar ve hapse girmeleri bile söz konusu olabilir. Sonuç olarak devam edilen davanın Temmuz 2016'da Herzl'la ve Almasri çifti Enderby mülklerinde değişiklikleri muhafaza etmek için bölge belediyesine gerçek bir planlama önerisi hazırladılar. Ancak çiftin bu önerisi de reddedildi. Aynı yıl boyunca çift sürekli başlarına aldıkları bu bela ile uğraştılar. Her önerisi reddedilen çiftin kanunlara uymaktan başka çareleri kalmamıştı. Yetkililer yine garajı ziyaret ettiklerinde garajı bir ev olarak kullandıklarını tespit etti ve çift hakkında iki suçtan dolayı soruşturma genişletildi. 2 yıl süren davanın ardından bu yılın başlarında mahkeme bir açıklama yaptı. Basın açıklamasında bu davanın mesajı açık. Planlama düzenlemelerini ihlal ediyor ve bizi görmezden geliyorsanız bedelini ödemek zorunda kalırsınız. Garaj orada olması ve üstüne üstlük izinsiz olarak bir eve dönüştürülmesi kesinlikle kabul edilemez bir vaka. Sözleri söylendi. Nitekim 7 Şubat 2018'de son mahkeme yapıldı ve mahkemeye çift katılmak istemedi. Mahkeme yine de davayı devam ettirdi ve çifti para cezasına çarptırdı. Garajın yıkılması için de oluşacak masraflar da çifte ödetileceği açıklandı. Çift bu dava raporu yayınlandıktan sonra sosyal medyanın bir aile diline düştü. Bu tepkiler üzerine çift Facebook üzerinden yazılı bir açıklamada bulundu. Doktorlar sadece hayal gücüyle evlerini tasarlamak istediklerini ve bunu bir suç olarak görmediklerini açıkladılar. Her ne kadar bu çifte tepki olsa da destek veren insanlar da vardı. Onlar insanların evlerini istediği gibi tasarlamasında sakınca olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Video hakkında görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.